Lezzetli yemek tariflerinden herkese merhabalar. Bugün sizlere belki de daha önce hiç denenmemiş şerbetsiz sütlü etimek tatlısı tarifimiz var. Denediğinizde pişman olmayacağınız yumuşacık ve çok hafif bir tatlı tarifi denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz yapımına geçelim. Öncelikle muhallebimizi hazırlıyoruz. Muhallebisi için tenceremizin içerisine 1 litre süt, 1 çay bardağı şeker, eğer şekerli seviyorsanız şeker miktarını artırabilirsiniz. 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastamızı içerisine ilave ederek sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Kaynayıp kavrulaşan muhallebimizin içerisine 1 yemek kaşığı kadar margarin veya tereyağımızı ilave edelim ve 1 paket şekerli vanilyamızı da ilave ederek karıştırarak eritelim ve ocağımızın altını kapatalım. Şerbeti için 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı şekerimizi İçerisine ilave edelim. Şekerimiz eriyip sütümüz ısınıncaya kadar ocağımıza bekletelim. Şerbetimizi kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sadece ısınması için biraz bekliyoruz. Isındıktan sonra ocağımızdan alıyoruz. Bu şekilde büyüyüp küçülebilen kalıp kullandım. Servis tabağımın üzerine kalıbımı koyduktan sonra etimeklerimi sütlü şerbetime batırıp içerisine diziyorum. Sizler isterseniz borcamda da hazırlayabilirsiniz. Etimeklerimizin daha da yumuşak olması için üzerlerine de birer tatlı kaşığı şerbetimizden gezdirelim. Hazırlamış olduğumuz muhallebimizden üzerine gezdirelim ve her yerine eşit miktarda dağıtalım. Üzerini spatula ile düzeltelim. Aynı şekilde etimeklerimizi sütlü şerbetimize batırarak tekrar dizelim. Bir tatlı kaşığı kadar üzerlerine şerbetimizden gezdirelim. Üzerine yine aynı şekilde muhallebimizden dökelim ve spatula ile düzeltelim. Ben bu şekilde 3 kat etimek dizdim. Sizler isterseniz 2 katlı veya tek katlı da hazırlayabilirsiniz. Son katımızı da aynı şekilde sütlü şerbet ile ıslatıp dizdikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar şerbetimizden gezdirelim.
Geriye kalan muhallebimizi üzerine dökerek üzerini spatula ile düzeltelim. Buzdolabımıza koyalım ve yarım saat kadar dinlendirelim. Yarım saat sonunda kalıbımızın düzgün bir şekilde çıkması için kenarlarını bir bıçak yardımıyla bu şekilde çizelim ve kalıbımızı etrafından alalım. Tatlımızı dilimliyoruz. Dilimledikten sonra üzerini süslemek için kakao serpiyoruz. Ben üzerini süslemek için kakao kullandım. Sizler isterseniz üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tadına doyamayacağınız lezzeti şahane şerbeti sütlü ekmek tatlımızı denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın.